Merhabalar. Ben bugün baklava yapacağım. Allah nasip ederse Bismillah deyip başlıyoruz. Hamuru için malzemelerimiz çay bardağı süt. Bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir çay bardağı yoğurt, çeyrek bardaktan biraz daha az sirke. Yumurta, bir yumurta, bir tutam tuz, kabartma tozu. Başlıyorum. Sütümüzü yoğurma kabımıza alalım. Yağımızı. Yoğurdumuz. Sirkemiz. Bir yumurta. Bir tutam tuz. Kabartma tozu, bir paket kabartma tozu unumuza unumuzun tamamını birden dökmeyelim. Kontrollü bir şekilde ilave edelim ki hamurumuz birden katılaşmasın. Kabartma tozumuzu da ekledik. Çok katı bir hamur değil, yumuşak bir hamur yapacağız. Baklava hamuru. Hamurumuz artık toplandı. Çok da güzel oldu. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Bir 5 dakika bunu dinlendireceğiz. Rahat açabilmemiz için. Gerçi hamurumuz yumuşak açılacaktır. Bir bez örtelim, bir 5 dakika dinlendirelim. Hamurumuz dinlendi. Hamurumuzun, baklavamızın iç malzemesi 300 gram kadar ceviz. 250 üzeri için hem üzerine koyacağız. Hem ben içine de koyuyorum. 250 gram tereyağı, 2 su bardağı da ayçiçek yağımız. Anneciğim bunu erit. Bu da açmak için nişastamız. Hamurlarımız da hazır şu anda. Açmaya hazırız. Hamurumuzu alalım. 4 çeşit bezeye bölelim. Hamurumuz çok güzel olmuş. Dört bezeyle baklava açacağız. Tezgahımızı unlayalım. Nişastamızda. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer hamurlarımızı açana kadar o bezimiz dinlenecek. Üzerine bez örtelim. Evet.
baklavamızın püf noktası, bu kadar nişastanın bol olması, hem rahat içilmesi, katlarımızın tertel olması için, bol nişastayla katlarının yapışmaması için daha doğrusu. Hatta daha da bol atılıyor ama ben çok fazla da gerek görmüyorum. Normalde eskiden de kat kat tek tek yaptığımız yufkalarda ya da beşli onla açtığımız baklavalarda da bir paket nişasta kullanıyorduk. Şimdi de bir tepsi baklava için yine bir paket nişasta kullanıyoruz. Yani aynı baklavayı için aynı nişastayı kullanıyoruz. Çok uyuyoruz gibi geliyor şu anda böyle ama değil. Bezemiz, ikinci bezemiz de bitti. Bezelerimiz dinlendi. Şimdi yufkalarımızı açmaya başlayabiliriz. Kolay çabuk açılacak. Birinci hamurumuz bitti. Şimdi birinci yufkamızı açtık. Ben her yufkamızın arasına erittiğimiz 250 gram tereyağı ve 2 su bardağı ayçiçek yağımızdan her katın arasına birer kepçe dökeceğiz. Çevir. Her katına eşit gelmesi için. Tamamını üstüne dökmektense böyle çok daha güzel oluyor. Dört bezemiz var. Üç kata göre ayarlayacağız cevizimizi. Yani üç ara kat ceviz koyacağız. Herhalde eşittir. En son yufkamızı da açtık. Şimdi baklavamızı keseceğiz. Yani ikişer üçer tane konacak gibi. Çok da küçük de olmasın. Tamam, o genişlik daha genişlemesin. Çok güzel. Genişliği ilk öbür türlü keserken biraz daha dar keseriz. Kaç derecede pişiriyorsun anneciğim? 180 derecede anneciğim. Altı üstü güzel kızarana kadar. Baklavamızın üzerinin şimdi yavaş yavaş yağını dökeceğiz. Her yerine gelsin. Son katının üstünün yağını da döktük. Şimdi Allah'ın izniyle 180 derecelik fırına koyacağız. Herhalde yaklaşık 1 saat, 1,5 saat ben pişiriyorum. Yani benim pişirme sürem altının üstünün güzel kızarması için
Tabii kontrollü bir şekilde kızartacağım. Ara ara bakacağım fırına. Şimdi baklavamızı fırına sürelim. Baklavamızı fırına koyduk. Şerbetimizi de ocağa koyalım. Biri sıcak olacak, biri soğuk. Baklavamız çıkana kadar şerbetimiz hafif ılınır. Şerbeti için 6 bardak su, 7 bardak şeker. 7 bardak şeker. Şekerimiz erimeye başladı. Limonumuzu yıkadık. Yarım limon. Sıkmadan böyle şerbetimizin içinde kaynayacak. Şekerlemesini engellemesi için. Kaynayana kadar 7-8 dakikada falan kaynar. 20 dakikada şerbetinin ravanın olması için kaynatacağız. 20 dakika sonra şerbetimiz hazır. Bak, biri de soğaya yakın. Şerbetini ıslayalım şimdi. Baklavamızı ıslayalım. Biz yaptık. Allah ağız tadına yemeği nasip etsin inşallah. Ben baklavayı kız kardeşime hediye yaptım. Allah izin verirse şu anda belki de yoldalar. Hacı kardeşim tekrardan Ümre'ye gitti. Sabah 6'da İstanbul'da olacaklar. 9 gibi karşılamaya gideceğiz. Kardeşime hediye götüreceğim. Hacı baklavası yaptım. Allah ümrelerini kabul etsin, ibadetlerini kabul etsin inşallah. Allah bütün özenenlere de hacıya gitmeyi nasip etsin. Herkesle beraber bize de nasip etsin inşallah. Baklavaya yaptığımız şerbet 6 bardak su koyduk. 7 bardak şeker. Tamamını çekiyor sabaha kadar Allah izin verirse. Bitti, şerbetini verdik. Solgun görüntüsü bu. Yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun inşallah.